Arkadaşlar herkese merhabalar. Serkan Dereli ben. ASP.NET MVC dersinde bugün silme ve güncelleme ile alakalı bir takım detaylara bakacağız. Sayfalara düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Stil dosyası ekleyeceğiz. Biraz daha düzenli bir görünüm elde edeceğiz. Tabii gün geçtikçe yönetim panelimizi daha farklı bir hale kavuşturacağız ama öncelikle araçlarımızla alakalı işlemler, rezervasyonlarla alakalı işlemler ve son olarak da üyelik sistemiyle alakalı işlemlerden sonra ne yapacağız? Yönetim paneli tam manasıyla tamamlamış olacağız. Şimdi sayfa sayfa gittiğimizden dolayı da bu kısım Vehicle Unit yani araç yönet kısmı. Daha sonra Reservation Unit sayfası ile alakalı işlem yapacağız ve son olarak da yönetim paneli ile alakalı genel bir işlem gerçekleştireceğiz. Şimdi resim ekleme işlemini gerçekleştirmiştik son aşamada. Bugün de silme ile alakalı işlem yapacağız arkadaşlar. Aslında biz silme güncelleme ve detaylandırma ile alakalı işlemi veri tabanından model oluşturduktan sonra model yönteminden direkt olarak sistemin kendisini yapmasıyla alakalı bir işlemi gerçekleştirmiştik ve hem detay hem ekleme hem silme işlemlerini kendisi gerçekleştiriyordu güncelleme işlemi de dahil. Ama biz ilave resim olarak devreye girdik, resim ekledik. Şimdi silme işlemi yaptığımızda resim dosyasını da silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onunla alakalı bir düzenleme yapalım. Vehicle Unit sayfasını açtık. Bakın şurada Vehicle Unit'te bakın şuradaki metotlarımıza binaen oluşturulan sayfaları görüyoruz arkadaşlar. CS, HTML. Burada sayfalarımız metotlara binaen oluşturuluyordu biliyorsunuz. Mesela biz en son Save Images CS HTML View sayfasını oluşturmuştum. Çünkü bununla ilgili resim yükleme işlemi gerçekleştirmiştim hatırlayacak olursanız. Şimdi de silme ile alakalı sile tıkladığımda şöyle bir sayfa geliyor arkadaşlar karşıma. Biz şimdi buradan silme işlemi gerçekleştireceğiz. Tabii düzenlemelerimizi yapalım. Daha güzel bir görünüm elde edelim mesela sayfada. Resim görünsün. Mesela burada resim yok. Örnek verecek olursak. Sille alakalı. Tabi burada delete CS HTML. Orada işlemlerimizi gerçekleştirelim. Tabi bir tablo yapısında biz bu verilerimizi görüntüleyelim arkadaşlar. Şurada araç bilgisi diye gelsin. Araç bilgileri diye gelsin. Hemen altta bir tablo oluşturalım. Table border 1 olsun. Cell padding 5 ve cell spacing de 0 olsun arkadaşlar. Evet, TD marka gelecek. Biliyorsunuz. Daha sonrasında marka ile alakalı hangi sayfamız? Şu kısım başlığı gösteriyordu arkadaşlar. Burada. Dolayısıyla bizim burada display for, name for başlığı gösteriyor. Şu ise neyi gösteriyor arkadaşlar? Bizim markamızı gösterecek. Dolayısıyla şunu buraya taşıyorum. Şunu da siliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle sileyim. Evet. Benzer şekilde şu name for'ları siliyorum bakın. Name for. Benzer şekilde name for. Evet. Name for. Bunlar başlıkla alakalı. Name for. Bu çünkü fiyat başlığını getiriyor. Burada ise fiyatın değerini getiriyor. Evet. Şimdi tablomuzu devam edelim. İlk satır bu. Şurada bir de genişlik verelim arkadaşlar. Tablomuza width 500 diyelim. Tabi Bootstrap'la alakalı son aşamada bir işlem gerçekleştireceğiz. Sayfamıza Bootstrap yükleyeceğiz ama tabi temel manada öncelikle MVC'yi kavratmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekiyor. Model o da şurada arkadaşlar. Model. Evet. Üçüncü aşamada, üçüncü satırımızda TD model yılı
Burada model yılı alıyoruz. Evet. TD sıradaki neymiş? Bakalım. Yakıt. Yakıt. Evet. Yakıt. Sonraki aşamada TD vites. Evet, vites. Son aşamada fiyat. Fiyat. İkinci hücrede fiyat bilgisi. Evet. Şu diğeri tamamıyla siliyorum arkadaşlar. Şurada. Evet. Silme butonumuz. Bakın burada arkadaşlar. Şurada butonumuz mevcut. Butonu ve şu kısımları şuraya koyabiliriz. TR en alta yani koyabiliriz. TD ikinci TD'ye koyalım. Evet. Şöyle. Şöyle evet. Form kısmı burası. Bunu da ikinci TD'ye yerleştiriyorum. Şöyle. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Şurada aslında bir class var. Buna çok da ihtiyacımız yok. Önce bir çalışıp çalışmadığını kontrol edelim şurada. Evet. Araç listesi diyelim buna. Araç listesi. Delete sayfası buydu. Bir yeniliyorum sayfamızı. Bakalım. Evet, şu şekilde bir yapı karşımıza geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç bilgileri şurada bir de bu aracı silmek istiyor musunuz diye onu şeye dönüştürelim. Şurada bu aracı silmek istiyor musunuz? Evet. Şu T table'ın üstünde HR'nin altında şeyi de gösterelim. Arkadaşlar neyi gösterelim? Neyi gösterelim? Resmimizi de gösterelim. Önce tabii ne yapacağız? ID bilgisinden bir şey oluşturacağız. Yol oluşturacağız. Yolumuz neresi? Vehicle images. Bu vehicle images'e bir yol oluşturmamız için arkadaşlar MVC tagini açmam gerekiyor. Var. Dir. Daha önce çok fazla kullandığım için yine bunu kullanayım. Tilde vehicle images. Şuradaki klasörün içerisinde resimler. Devamında model nokta araç ID artı bunun sonunda ne olacak? JPEG olacak arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ve resmi görüntüleyelim. img src et url nokta content parantez içinde tır yolumuz. Bir de genişlik verelim. Genişlikte 300 diyelim. Evet. Şöyle. Resmimizi de görelim. Tekrar yeniliyorum. Bu kaydı silmek istiyor musunuz diye soracak bana. Şu şeyin altında çizginin altına ne gelecek? Resim gelecek. Resim görüntülenecek. Delete'e tıkladığımda da silme işlemini gerçekleştirecek. Evet, şu şekilde artık aracımız geldi. Delete'e tıkladığımızda gene sil olsun o da arkadaşlar şurada sil yapalım. Evet, sil. Şöyle sil yapalım.
Delete'e tıkladığımızda silme işlemini gerçekleştirecek. Arkadaşlar, şöyle silme işlemini gerçekleştirecek. Peki silme işlemini gerçekleştirince yani o butona tıklayınca, butona tıklamak ne demekti? Butona tıklamak post etmeydi, biliyorsunuz post etme. Dolayısıyla silme işleminde biz burada iki tane ne kullanıyoruz arkadaşlar? Metot kullanıyoruz aslında. Birinci metodumuz bu. Yani tıkladığımızda işte araç listesi araç listesine geldi. Tekrar sile tıkladığımda bakın bir get işlemi oluyor. Listeleme. Sile tıklayınca da post işlemi olacak. Bunun için controller'da şurada vehicle unit controller bakın. Vehicle unit controller. Buna shift tıklıyorum. Burada silme ile alakalı yani delete işlemi ile alakalı. Create, edit. Edit iki tane bakın. Delete. İlk delete bu. Bakın get işlemi ile alakalı bu. Listelendi. Listelendikten sonra ikincisi post işlemi. Şimdi silme işlemi için bunu gerçekleştirecek arkadaşlar. Bakın ID'yi alıyor. ID'yi aldıktan sonra ne yapıyor? Araçlar tablosunda, modellediğimiz araçlar tablosundan araçları çekiyor. Araçlardan kaldırma işlemi yapıyor. Hangisini? Şu ID'yi ve son olarak da değişikleri kaydediyor. Değişikleri kaydetmesi demek işlemin başarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Biz burada şimdi resim silme işlemini gerçekleştirelim. Şuraya araç resmi siliniyor diyelim. Evet, araç resmi siliniyor diyelim. Bunun için arkadaşlar bir değişken tanımlayacağız. Dosyanın ismini alacağız. Şuradaki ID ile beraber JPEG olarak alacağız biliyorsunuz. String olarak tanımlayalım. Image file name. Bir değişken bu. Değişkenimiz eşittir. ID bunu string'e dönüştürelim tabii ki. Evet. Artı nokta JPEG nokta JPEG. Sonra path'imizi tanımlayalım arkadaşlar. String yine string folder path. Çünkü bu dosyamızın ismi folder path'te neyimiz olacak arkadaşlar? Path nokta combine birleştirme işlemi yapacağız. Combine server nokta mappet tırnak içerisinde vehicle yani şuradaki klasörün içerisinde images biliyorsunuz server mappet ne yapıyordu arkadaşlar? Şu proje klasörünü baz alıyordu. Oradan başlatıyordu. Bunun içerisinde proje klasörünün içerisinde hemen ana klasör demiş zaten. Buradan bunu anlıyoruz. Vehicle images bunun içerisinde arkadaşlar. Bunun içerisinde neyi silecek, neyi birleştirecek? Yolda image, file, name'i birleştirecek. Combine'la biz bunu yaptık. Folder path'te klasörümüzü ve şurada oluşturmuş olduğumuz dosyamızı ne yaptık arkadaşlar? Birleştirdik. Şimdi silme işlemine bakalım. Eğer system.io nokta file evet file exist dosya böyle bir dosya var mı? Böyle bir dosya var mı? Hangi dosya arkadaşlar? Folder path. Klasördeki bu dosya var mı? Yani bu yol bir dosya işaret ediyor mu? Açıkçası söylemek gerekirse arkadaşlar ediyor mu? Ediyorsa silecek şimdi arkadaşlar. Silme komutumuz system.io.file nokta delete. Evet. Delete. Neyi sileceğiz? O yolu sileceğiz. Folder path. Evet. Folder path. Sildik. Bakın şurası çok önemli. Dosya varsa siliyor. Yoksa silme işlemi yaptığımızda hata alacağız demektir. Dolayısıyla onu mutlaka yazmamız gerekiyor. Resim silindi diyelim. Evet. Daha sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Şu action'a yönlendiriliyor. Yani araçlar action'a yönlendirilmiş oluyor.
Peki biz şimdi sağ tıkladım. Ben burada Open Folder in File Explorer diyerek Windows gezgininde dosyaları bir göreceğim. Vehicle Images silinmediğini şu 5.jpg gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Tekrar araç listesi diyorum. Tabii ne yaptık? Controller'da bir işlem yaptığımız için burada sayfayı yeniden yüklememiz gerekiyor biliyorsunuz. Browser'a Vehicle Unit Index sağ tıklıyorum. Vim Browser build etmemiz gerekiyordu biliyorsunuz. Şimdi build etme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, sayfa yeni sayfayı açıyor. Dolayısıyla etkisini kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlemler biraz uzun sürebiliyor. Bilginiz olsun. Tabii ben hem kaydetme işlemi yapıyorum hem de bu işlemi yaptığımdan dolayı Visual Studio ile beraber uzun sürüyor. Sizin bilgisayarınızda uzun sürebilir. Uzun sürmesi hatalı olduğu anlamına gelmez. Geldi. Şimdi bu kaydımızı silelim. Silelim. Sil. Evet. Şimdi sil dediğimde silip ana sayfaya yönlenmesi lazım. Evet, kaydımızı sildi. Şimdi dosyayı silip silmediğine bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi ne yapmış arkadaşlar? Kaydımızı başlayla silmiş ve resim dosyasında silmiş bulunuyor. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz güncelleme ile alakalı bir işleme bakalım. Orada da benzer şekilde yapılacak bir şey var mı? Tabi burada da aynı şekilde tablo oluşturabiliriz arkadaşlar. Ben onun öncesinde stil dosyası oluşturayım şurada. Güncellemeye sonra geçelim. Stil dosyası oluşturalım. Stil dosyası için tabi haricen oluşturacağımız dosyalar için ana klasörde bir klasör oluşturacaktık arkadaşlar. Web Application'da sağ tık diyorum. Sağ tık diyorum. Add New Folder CSS şeklinde bir hatta şöyle yapayım evet. Bir klasör oluşturdum ve bunun içerisine bir stil dosyası ekleyeyim arkadaşlar. Sağ tıkladım CSS üzerinde. Add Add Stil Sheet. Bakın burada arkadaşlar. New Item'dan da yapabilirdiniz. Ama burada zaten geldiği için ben buraya tıklıyorum. Stil Sheet stilim.css ismini vereyim arkadaşlar. Okey. Genel stiller oluşturacağım. Benim body için oluşturacağım ve linkler için oluşturacağım arkadaşlar. Body font family evet. Tahoma Genova varsa Geneva Sans Şerif. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Şu şeyi sileyim. Verdana'yı da eklemiş. Çok önemli değil. Evet, şöyle yeterli. Font size 14 piksel. Evet, şöyle bileşik yapıyoruz yalnız. Color. Dilerseniz burada yazıyla alakalı arkadaşlar. Yazıyla alakalı. Şunu seçeyim. Evet. Koyu gri şeklinde olacak arkadaşlar. Background yapalım mı? Bir de background yapalım. Background color diyelim. Bu da açık bir renk. Çok açık bir renk olsun. Bakalım.
Çok açık bir renk olsun. Bulabilirsek tabii. Grey. Şöyle yapalım. Diyez. Diyez. BBB olsun. Evet. BBB olsun. Bu stili uygulamak için biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela indekse vehicle unit index burada. Burada. Buraya. Title'ın hemen altına. Sürüklediğimizde bakalım nasıl bir yol çıkaracak. Evet. Şu şekil yeterli. Yeterli. Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Sayfa yenileyelim. Yine biraz uzun bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şu şekilde bir şey çıkardı arkadaşlar. Biraz daha açık yapmamız gerekiyor zemini. Şöyle yapalım. BBB değil de EEE yapalım. Evet, şu şekilde yapalım. Body'yi tamamladık. Şimdi linklerimizi yapalım arkadaşlar. A link virgül A visited visited. Font değişmesin. Fontun rengi kalır. Kalır. Şöyle olsun. Tamam. Text decoration diyelim bir de. Alt çizgi yani. Alt çizgi görünsün. Hover yapalım bir de arkadaşlar. A hover. Hover. Kalır. Değilsin. Koyu maviydi. Şimdi de şöyle crimson'a dönsün. Ve text decoration'da none olsun. Evet. Ctrl S. Tekrar sayfa yenileyeyim. Tekrar bakayım. Evet, şu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi sayfayı biz rengi yazı rengini biraz sıkıntılı yaptık. Yoksa sayfanın görünümünde bir sıkıntı yok aslında. Yazı rengini bir değiştirelim şurada arkadaşlar. Evet. Dark gray diyelim bakalım. Dark gray diyelim. Tekrar bakalım. Şu direkt üç 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 diyeyim arkadaşlar. Biraz daha koyu olsun şöyle. Ve link içinde aynı şekilde RGB Alice Blue demiştik ama RGB diyelim 00 onu da ne diyelim CC diyelim evet koyu mavi bir şey olsun başına diyez unutmayalım. Tekrar bakıyorum. Evet, şu şekilde daha mantıklı oldu arkadaşlar. Evet, yazılarımız daha güzel göründü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii güncelliğe tıkladığımızda benzer şekilde burada da aynı şeyi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani tablo yapıp normalde tablo yapıp şey yapmamız gerekiyor. Şeyi buraya eklememiz gerekiyor. Bahsettiğimiz stili. Mesela bunu daha sonra ben işte model yılında yakıtta ve viteste farklı form elemanları kullanacağım. Onu önümüzdeki derslere bırakalım. Mesela delete'e bakalım. Delete'e bakalım mesela. Sil diyorum. Aracı da görelim. Bakın şu şekilde. Aynı şeyi buraya da yapalım. Stili.
Stil oraya da uygulayalım. Delete, bakın şu. Şurada varmış zaten delete. Evet. Title'ın altına stilimi sürüklüyorum. Kaydediyorum. Ve tekrar F5 diyorum. Evet. Burayı da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Sildiğimizde zaten silme işlemini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Dersimizi burada tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste artık rezervasyon işlemine başlayacağız. Yani vehicle unit'i burada bırakacağız. Daha sonra rezervasyon işlemine başlayacağız. Rezervasyon işleminden sonra burada tekrar hem güncelliği gerçekleştireceğim ben, hem detayı gerçekleştireceğim, düzenlemesini gerçekleştireceğim. Güncelle kısmında dediğim gibi bazı form elemanlarını değiştirmemiz gerekiyor. İşte belli olan şeyler var mesela. Viteste manuel var, otomatik var, tiptonik var mesela. Bunları seçmesi için select veya drop down dediğimiz yapılar veya radyo buton dediğimiz form elemanlarının kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Onları gerçekleştireceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.